Herkese merhaba. LG'nin yeni amiral gemisi LG G3 dünya çapında farklı noktalarda düzenlenen etkinliklerle tanıtılıyor. Bu etkinliklerden bir tanesi de İstanbul'da düzenlendi ve karşımıza gördüğünüz gibi LG G3, LG'nin 2014 model amiral gemisi Android telefonu. LG G3 tasarım anlamında serifi LG G2'nin izlerini devam ettiriyor. Bununla birlikte yine önemli gelişmeler var. Hem yazılım anlamında hem teknik özellikler anlamında hem de tasarım anlamında LG G3'ün G2'ye göre önemli avantajları olduğunu görüyoruz. LG G3 rekabette de diğer telefonlarla, akıllı telefon dünyasındaki diğer rakiplerle rekabette de önemli özellikleriyle ön planda çıkacak gibi gözüküyor. İlk önemli unsur ekran. LG G3'te 5.5 inçlik bir ekran var. Bu ekran Quad HD, yani 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Bu da 538 ppi gibi yüksek bir piksel yoğunluğu anlamına geliyor. Yakından baktığınızda LG G3'ün piksellerini fark etmeniz mümkün değil. Gerçekten de yazılar oldukça net, görüntüler oldukça keskin ve canlı gözüküyor. Ekran parlaklığı da oldukça iyi. IPS teknolojisinin kullanılmasından dolayı da görüş açıları oldukça yüksek. Gördüğünüz gibi ekrana hangi açıdan bakarsanız bakın ekranda neler olup bittiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz LG G3'ün ekranında. LG G3'ün ekranı büyük, 5.5 inç, ancak bu durum telefonun tek elde rahatlıkla tutulmasına herhangi bir engel oluşturmuyor. Çünkü çerçevesiz bir tasarım söz konusu, neredeyse çerçeve yok gibi telefonda. Sadece üstte ve altta çeşitli birimler görüyoruz. Ekran kenardan kenara yayılıyor gibi gözüküyor. Beyaz renkli modelde bunu iyi anlıyoruz. Böylelikle 5.5 inç ekranlı bir telefonu tek elde rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Tutuşu ergonomik kolaylaştıran bir başka unsur da gördüğünüz gibi arkada yer alan seyirli tuş. İlk önce G2'de görmüştük seyirli tuşu. LG'nin daha sonra çıkardığı G serisi modellerde de bu tuşu görmüştük. LG G3 ile birlikte seyirli tuşta bir takım düzenlemeler yapılmış. Biraz daha rahat kullanılan, özellikle ses tuşları daha rahat hissedilip kullanılabilen bir tasarıma kavuşmuş. Seyirli tuşun da önemli gelişimler sonucunda biraz daha rahat şekilde kullanacağını söyleyebiliriz LG G3'te. Yeteri kadar ince gördüğünüz gibi ve kavisli tasarım sayesinde elde avuç içine bu telefonu rahatlıkla tutup kullanabilirsiniz. Önde herhangi bir tuş yok. Yine LG'nin Knock On adı verilen ekrana çift dokunduğunuzda açılan sistemi yine bulunuyor. Knock kodu açtığınız takdirde de ekran üzerinde çeşitli kombinasyonları tıklayarak, tıklatarak ekran kilidini açabilir ve ana ekranınıza erişebilirsiniz. Android 4.4 KitKat geliyor ve bunun üzerinde LG'nin kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Kullanıcı arayüzü yeniden tasarlandı LG G3 için ve doymuş renkler seçildi. Biraz daha sade, yalın bir tasarım var. Göze hoş görünüyor. Özellikle Quad HD ekranın çekiciliğiyle birleşinde bu kullanıcı arayüzü biraz daha güzel görünüyor. Şöyle ekran parlaklığını biraz kısalım ki arayüzü daha rahat şekilde anlayabilirsiniz. Söylediğim gibi doymuş renkler kullanılmış, çeşitli uygulamalar farklı renk kodlarıyla simgeleniyor. Böylelikle ayırt edilmeleri kolaylaşıyor. Örneğin takvim uygulaması gördüğünüz gibi kırmızı renkle geliyor. Turuncu kırmızı arası bir renkle geliyor. Bunun dışında yine e-posta uygulamasında gördüğünüz gibi biraz daha grinin tonlarında bir renk var. Gri yeşil arası bir renk kullanılmış. Yine aynı şekilde telefon uygulamasında da benzer şekilde bir uygulama söz konusu. Yani iletişim, eğlence, bunun gibi kategoriler ayrılmış uygulamalar için farklı renk kodları kullanılıyor kullanıcı arayüzünde. Gördüğünüz gibi bildirim tepsisinde de yine özelleştirmeler var. Bunlar da kullanışlılığı, kullanabilirliği biraz daha artırıyor. Genel olarak baktığımızda LG'nin kullanıcı arayüzünde dairesel ikon tasarımlarını tercih ettiğini görüyoruz. Dairesel detaylara yer verdiğini görüyoruz. Karşımızda gayet rahat kullanılabilir. Android'in temel kullanıcı arayüzünün hissini de andıran, ancak çeşitli özelleştirmeler ve bileşenlerle desteklenen ve zenginleştirilen bir kullanıcı arayüzü deneyimi var LG G3'te. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çeşitli işlevler var. Akıllı hatırlatma, bunun gibi çeşitli özellikler de var. Onları daha sonra incelemede detaylı şekilde anlatırız. Ön incelemede onlara değinmeden geçelim. Devam edelim, kameraya gelelim. Arkada yine 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera var. OIS Plus, otomatik görüntü sabitleme Plus teknolojisi sayesinde titreşimlerden daha az etkilenen, daha net, daha
duran videolar ve daha net keskin fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Bunun yanı sıra lazer otomatik odak sistemi var. Lazer teknolojisinin kullanımı sayesinde odaklama işlemi normale göre çok daha hızlı şekilde yapılıyor. LG G3'ün kamera uygulamasında da çeşitli özelleştirmeler, değişiklikler yapılmış ve kullanıcıların fotoğraf çekimini biraz daha kolay yapmaları sağlanmış. Şu şekilde arka kameraya getirelim. Arka kameraya getirdikten sonra da odağın nasıl hızlı şekilde yapıldığını gösterelim. Yazıya dikkat edin. Gördüğünüz gibi yazıya odaklama hızlı şekilde yapılıyor. Lazer otomatik odak sayesinde işte bu odaklama işleminin hızlı şekilde yapıldığını görüyoruz. Daha sonra hızlı şekilde de çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Basitlik burada da söz konusu. Kullanıcı arayüzüne baktığınızda ihtiyaç duyacağınız en temel ayarlar size sunuluyor. Sağ tarafta fotoğraf ve video çekim tuşları var. Sol tarafta da temel ayarlar ve ön kameraya geçiş modunu görüyoruz. Ön kamerada da selfie modu, öz çekim modu var. Parmağınızı yumruk hareketi yaparak çekim işlemini tetiklemeniz mümkün. Buna da daha sonra detaylı incelemede de değiniriz. Bunu da belirtelim. LG G3 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu anlattıklarımız sadece bir ön inceleme niteliğinde. Cihazla ilgili çok daha fazla detayı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğimiz detaylı incelemede bulacaksınız. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.